Dediğimiz gibi efendim, tabii söz aldık. Biz de orada duygu ve düşüncelerimizi dile getirdik ve o konuşmalardan bir tanesinde de ben de Hakan Bakar olarak duygu ve düşüncelerimizi burada dile getirdik ve mikrofonu elimize alınca da fikir ve düşüncelerimizi şu şekilde aktardık. Çalışan gazeteciler günümüz hepimizin kutlu olsun. Sayın Varmış, sizin de familya idareciler günümüzü en canlı gönülden kutluyoruz. Geçmişten bugüne hep bir dayanışma içerisinde. Tabii ki herkesin farklı düşünceleri olabilir ama basit olarak ortak noktada buluşarak önemli olan yaşadığımız şehrin, yaşadığımız ülkenin ortak noktalarını kamuoyuna tarafsız ve objektif şekilde aktarabilmek ki Sivas basını olarak da özellikle biz burada bunu yaptığımıza inanıyoruz bütün arkadaşlarımızla birlikte. Çünkü bir şehrin kültüründen, sanatından, siyasetinden, iş dünyasından her ne olursa olsun bütün yaşanmışlıkları kamuoyuna en iyi şekilde sunacak şu anda bir kitlenin içerisinde biz de çalışmaktayız ki ben yaklaşık 30 yıldır da bu işin içerisindeyim ve bundan gurur duyuyorum. Yani aslında bir an geliyor insan bu sektörde pes edeceği bir gün oluyor ama sabah kalktığı zaman bir olayı tekrar gündeme taşıması gerekiyor ve bu da tekrar yeniden bir gazetecinin, medyacının veya da yayıncının tekrar güne en iyi şekilde pozitif başlamasına sebep oluyor. Umut ediyoruz ki tabii ne kadar sorun olursa olsun önemli olan iyi şeyleri de ortaya çıkararak hepsini doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak. Ve bu vesileyle de geçmişten bugüne tabii aramızda olmayan, geçmişe intikal etmiş olan bütün büyüklerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Bu mesleğin inşallah bizden sonraki kuşaklara da daha iyi şekilde yansıması anlamında daha güzel bir şekilde süreceğin inancındayız. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada bir arada tuttunuz. Tüm arkadaşlarımın bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteci Günü'nü en cani gönülden kutluyorum. Teşekkür ederim efendim. Evet. Kendimiz konuştuk efendim. Bakın arkada da biziz. Sağ olsun efendim, Sayın Valimize de selam sevgiler gönderiyoruz. Önemli olan ne dedik efendim? Objektif bir şekilde haberleri kamuoyu ile paylaşmak dedik. Aynen öyle. Yani kendi dediğimize de katılıyoruz. Yani tarafsız, objektif, net bir şekilde. Yani şehirde ne varsa duyuyoruz, görüyoruz ve bunları sizlerle biz de burada elimizden geldiği kadar en tarafsız bir şekilde paylaşıyoruz. Çünkü şehrimizin daha iyi bir yere gelebilmesi için, yaşayan insanların daha sağlıklı haber alabilmeleri için biz de bir kamu hizmeti yapıyoruz. Bu vesileyle efendim tüm meslektaşlarımızın bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyoruz. Aynı zamanda aramızdan ayrılan, geçmişe, ebediyete irtihal etmiş olan arkadaşlarımızı, meslek büyüklerimizi de rahmetle andığımızı da buradan dile getiriyoruz.